Elazığ'ın Ağın ilçesinde evlerde el emeğiyle yapılan ve ilçenin adıyla anılan Ağın leblebisinin lezzeti damaklarda kalıyor. Her aşaması özenli ve zahmetli olan leblebinin yapımında kullanılan yöreye has nohut, kum ve meşe külü ateşin üzerinde lezzet üçgeni oluşturuyor. Yüzyıllardır ilçe halkının vazgeçilmez ikramı olan leblebinin yapımı sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Leblebi yapımı için önce nohutlar kazanlarda suyla kaynatılıyor. Kaynayan nohutlar büyük saçlarda meşe odunu ateşinde sıcak kumla kavruluyor. Kavurma işlemi bittikten sonra tekrar bir eleğe dökülen nohutlar kabukları soyularak tüketime hazır hale getiriliyor. Ağın leblebisi ile diğer leblebiler arasındaki en büyük fark ise yapım tekniği. Evet, meşe külünden suya koyuyorsun, akşamdan duruluyor o su. Onu alıyorsun, kazana koyuyorsun. İki nohut, bir su İki koyuyorsun. İki nohut, evet, bir bardak su. Bir de su. Meşe külünden. Tuzunu atıyorsun. İsteyenler karbonat da atabiliyor, kullanıyorlar. Sonra bunu haşlıyoruz. Hafif haşlıyorsun. Kaç dakika? Suyunu çekene kadar. Peki tam suyunu çekene kadar. Tam haşlamıyor. Ortada mercimek kadar kalıyor yani. Tam haşlamıyoruz. Yarı buçuk haşlıyoruz. Kuma döküyoruz, kızgın kuma. Döküldükten sonra karıştırıyoruz bir 10 dakika kadar, sonra eliyoruz. Ondan sonra da eliyoruz. Çuvala koyup ovalıyoruz. Ovaladıktan sonra tekrar eliyoruz. Ağın leblebisi beyaz şeffaf poşetlerde ağzı kapalı tutulduğu sürece 6-8 ay arasında bayatlamayarak ilk günkü tazeliğini muhafaza ediyor. Tamam leblebi. Çok güzel.